Herkese merhaba. Hepimiz bazı hayvanların süper güçlere sahip olduğunu biliyoruz. Biraz tombul görünenlerin bile farklı süper güçleri olabilir. Ancak öyle hayvanlar vardır ki spor salonundaki en havalı kişi gibi davranırlar. Bugün sizlere şimdiye kadar kameralara yakalanmış en kaslı hayvanlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Pitbull. Pitbull'lar genellikle korkutucu köpekler olarak bilinir. Ve bu durum, pitbull'ların gerçekten de hak etmediği bir klişedir. Bu köpekler çok sevimli hayvanlardır ve kendilerini sonsuza kadar bir yavru köpek gibi hissedebilirler. Yine de bu köpeği gördüğünüzde var gücünüzle kaçmak isteyebilirsiniz. Bu köpeğin boynu çoğu insanın pazısından bile daha kalın. Öyle ki herhangi birinin bu köpeğe sataşmak için çok cesur olması gerekiyor. Ama yine de köpeğin ailesiyle birlikteyken muhtemelen sevimli bir yavru köpek gibi davrandığından eminiz. Ama görünüşe göre bu köpeğe sarılmak bile belinizi ağrıtabilir. Kanguru. Kangurular, bebeklerini içinde tuttukları küçük şirin keselere sahip olan nazik yaratıklar olarak bilinirdi. Ancak sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar kangurularla gerçek hayattaki karşılaşmalarını paylaşmaya başladılar. Böylece bu hayvanların gerçekten de çok kaba oldukları ortaya çıktı. Bunun sebebi ise yalnızca çok güçlü olmaları değil. Kelimenin tam anlamıyla canları isterse suratınıza bir yumruk atabilirler. Ancak bu kangurunun bunu yapmasına gerek bile yok. Bu hayvan o kadar kaslı ki sanki kaslarını göstererek size doğru yürüyecek, sonra da sizinle spor yapmak hakkında konuşacakmış gibi görünüyor. Tabii bu hayvanın yumruk mesafesinde olmak istemezsiniz. Kel kartal. Kel kartallar özgürlüğün ve gücün simgesidir. Bu sadece korkutucu ve kaba göründükleri için değil, gerçekten de korkutucu ve kaba oldukları için. Kel kartallar dünyanın en korkunç yırtıcılarından biridir. İnanılmaz bir görüşe sahip olan bu hayvanlar, gözlerini kilometrelerce öteden hedeflerine çevirebilirler. Ve jilet gibi keskin pençeleriyle her şeyi yakalayabilir ve bir kağıt parçasıymış gibi parçalayabilirler. Aynı zamanda bu hayvanların bacakları o kadar kaslıdır ki bir dağ keçisini bile bir dağın yamacından devirebilir ve onu at sürüyormuşçasına aşağı indirebilirler. Görünüşe göre bu kartal rodeo konusunda uzman. Ayrıca bacak günlerini kaçırmadığı da çok belli. Atlar. Atlar tüm dünyadaki en görkemli hayvanlardan biridir. Bu hayvanlar iri, güçlü ve güzel canlılardır. Ayrıca gerçekten de harika kişilikleri olduklarını da söylemeliyiz. Estetik görünüşleriyle birlikte vücutları da son derece gelişmiş olan atlar, insanlarla çok iyi ilişkilere sahipler. Şimdi tüm bu özelliklerin iki katına sahip bir at düşünün. Sonuç tam olarak bu at gibi olurdu. Bu hayvanın hayran olunacak çok özelliği var. Atın görkemli yeresinin yanı sıra harika birçok farklı özelliği var. Yüzlerce kiloyu kolayca taşıyabilen bu hayvan hiç de zorlanıyormuş gibi görünmüyor. Şu kaslara bir bakın. Ayrıca bu atın kalori açığına veya etli bir diyete ihtiyacı yoktur. At tamamen vegan bir beslenme düzeniyle bunları yapıyor ve size patronun kim olduğunu gösteriyor. Amerika yaban koyunu. Amerika yaban koyunları çoğumuzun bildiği gibi büyük boynuzları ile ünlüdür. Yine de bu hayvanların vücutları da boynuzları kadar güçlü olmasaydı boynuzlar onları güvende tutmak için yeterli olmazdı. Amerika yaban koyunu şimdiye kadar görülmüş en güçlü koyunlardan biridir ve bu koyun saygıyı hak ediyor diyebiliriz. Bu videodaki koyun sanki çeliktenmiş gibi görünen bir boyuna sahip ve görünüşe göre gücünü de çok iyi kullanıyor. Kendine o kadar güveniyor ki yoluna çıkan her koyunun peşinden gidiyor. Sizce diğerleri bu koyuna karşı çıkabilir mi? Zürafa. Zürafalar oldukça büyük bir üne sahiptir. İnsanlar bu hayvanları korkunç yaratıklar olarak görmüyorlar. Ancak görmeliler. Ağaçlardaki yaprakları çiğnemeyi seven nispeten soğuk hayvanlar olmalarına rağmen bazı zürafalar fitness rejimlerini çok ciddiye alırlar. Öyle ki sıradan zürafalar bile şimdiye kadar var olan en güçlü hayvanlardan biridir. Hemen hemen her hayvanı ezebilir ve aslanları bile ciddi şekilde yaralayabilirler. Ancak şu zürafaya bir bakın. Bu muhtemelen dünyanın en kaslı zürafası. Bu hayvan muhtemelen yoluna çıkan herkesi yıkıp geçebilir. Goril. Koko adlı bir goril, işaret dilini öğrenebildi ve evcil hayvanları ve eşyaları bile vardı. Yani neredeyse bir insan gibiydi. Yine de goriller kendilerini ifade etmek için bir dile ihtiyaç duymazlar. Bu hayvanların davranışları fazlasıyla yeterlidir. Bu gümüş sırtlı goril görünüşe göre kötü bir gün geçiriyordu ve kimse bunun farkında değildi. Bu yüzden de bölgede büyük bir yaygara koparmaya karar verdi. Böylece birkaç yüz maymunun gücüne denk olan gücünü kullanarak etrafındaki her şeyi fırlatmaya başladı.
Belçika'nın mavi boğası. İnekler ve boğalar oldukça büyük canlılardır ki hepimiz bunu biliriz. Boğalarla dövüşmek için eğitilen matadorların bile Belçika mavi boğasından uzak durmak istediğini biliyor muydunuz? Bu boğalar tam anlamıyla devasa bir görünüşe sahiptirler. Bu boğalar çift kasada verilen bir genetik mutasyona sahiplerdir. Öyle ki bu da normal bir boğanın sadece bir kası varken mavi boğaların iki kasa sahip olduğu anlamına geliyor. Yani kelimenin tam anlamıyla bu boğalar diğerlerinin iki katı kadarlar. Bu da onları iki kat daha korkutucu yapıyor. Ancak devasa yapıları Belçika mavi boğalarını hiç yavaşlatmaz. Ayrıca dünyanın en güçlü ve en hızlı boğaları olarak kabul edilen bu hayvanlar son derece uysaldırlar ve insanların etrafında olmayı severler. Dişi aslan. Aslanlar ormanın kralı olabilir ama onlar bile hanımlarına boyun eğmek zorundalar. Bunun sebebi ise dişi aslanların sahip olduğu mükemmel özellikler. Çoğu insan bilmese de genellikle avlanmanın çoğunu yapan dişi aslanlardır ve bu hayvanlar tam anlamıyla acımasızlar. Bu videodaki çok güçlü ve bağımsız hanımefendi gibi çoğu dişi aslan da son derece korkunçtur. Sahip oldukları görüntüleriyle etrafta sadece yürümeleri bile bölgedeki çoğu hayvanın kaçıp saklanmasına yol açar. Dişi aslanlar işlerini ciddiye alıyormuş gibi görünüyor. Şempanze. Şempanzeler DNA'larının 98'ini insanlarla paylaşıyorlar. Yani temelde tam olarak bizim gibiler. Öyle ki şempanzeler de insanlar gibi alet kullanabilirler. Hatta bir şempanzenin av araçlarından daha fazlasını kullandığı ortaya çıktı. Bu hayvan görünüşe göre birkaç dambıl almış ve spor salonunda oldukça fazla zaman geçirmiş. Hatta o kadar sıkı çalışmış ki bu süreçte tüm tüylerini kaybetmiş. Bu şempanze aynı zamanda o kadar kaslı ki bir sonraki vücut geliştirme yarışmasının bir parçası olmaya hazır görünüyor. Beluga balinası. Beluga balinaları genellikle herkesin sevmek istediği yumuşak kafalı, pürüzsüz sevimli balinalar olarak düşünülürler. Bu hayvanlar inanılmaz derecede akıllıdır ve hatta akvaryumlardaki bazı beluga balinaları eğlenmek için çocuklarla oynarlar. Bu balinaların çoğu sevimli görünümüne sadık kalırken içlerinden biri bu klişeden kurtulmaya ve spor salonuna giderek dünyanın en yırtıcı beyaz balinası olmaya karar vermiş gibi görünüyor. Ve görünüşe göre bunu da başarmış. Balina, Kanada'da bir balina bakıcısı tarafından tespit edildi. Bu kişi daha önce çok sayıda balinanın fotoğraflarını ve videolarını çekmiş olsa da balinanın döndüğü anda çekilmiş bu fotoğraf onu oldukça şaşırttı ve bu hayvanın tam bir six-pack'e sahip olduğu fark edildi. Balina bir süre etrafta zıpladı, adama neredeyse bir gösteri yaptı ve inanılmaz vücudunu gösterdikten sonra yakındaki bir kadınla kucaklaştı. Bu beluganın muhtemelen çoğu insandan daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirsiniz. Alabalık. Muhtemelen bu listede bir balığın olmasını beklemiyordunuz. Balıklar kaslı olamaz mı? Pek çok balık kaslı olmayabilir. Ancak bu alabalık en havalı six-pack'lere sahip yemek olabilir. Çünkü bilirsiniz, alabalık yaygın olarak yenilen bir balık türü. Yine de şu an bahsettiğimiz balık doğada büyümüş olan bir balık değil. Aksine alabalığın bu kadar kaslı olması için genetiği değiştirilmiş. Kim bir balığın kaslı olmasını bekler ki? Pekala, siz de günlük hayatınızda gördüğünüz kaslı hayvanları yorumlar bölümünde bize anlatın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.